Merhabalar gençler, YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Evet, sizlerle birlikte Karaköy yayınlarının TYT Fizik Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. İkinci bir üniteye başlayabiliriz arkadaşlar. Birinci üniteyi bitirdik. Madde ve maddenin özellikleri ünitesine başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili eksikleriniz olabilir arkadaşlar. Bunları da TYT 2019, dikkat edin, TYT 2019 oynatma listesinde arkadaşlar hemen görebilirsiniz. Madde ve maddenin özellikleriyle ilgili 4 tane video paylaştım. Evet. Hemen soruların çözümüne birinci testin ilk sorusuyla da başlayalım bakalım. Ne demiş? Aşağıdakilerden hangisi maddedir? Şimdi burada da ilk olarak neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Maddenin tanımına ihtiyacımız olacak, değil mi? Madde neydi hatırlarsanız arkadaşlar? Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şey denir arkadaşlar. Şimdi enerji bir hesaplama tekniğidir, bir maddenin enerjisi. Ses, dikkat ederseniz, madde değildir. Işık, bunlar birer madde değildir. Deprem madde değilken hava nedir? Kütlesi vardır, hacmi de vardır biliyorsunuz arkadaşlar. İşte eylemsizliği de var olan bir madde türüne örnektir. Diyebilirsiniz hani bazen tanımla elle tutulur, gözle görülür şeyler de madde midir? Evet, ama bu arkadaş biliyorsunuz hava maalesef elle tutamıyoruz, gözle de göremiyoruz ama varlığından haberimiz vardır biliyorsunuz. Evet, ne demiş bakalım? İkinci bir soruya geçiş yapabiliriz. Yüksekliği 90 santimetre, taban yarıçapı 8 santimetre olan silindirik bir kap. Bakın hemen şekli bir çizelim. Ne oluyormuş bakalım, silindirik kap. Burası 90 santimetre ve taban yarıçapı da ne kadarmış? R'si dikkat edin 8 santimetre olarak verilmiş bize. Diyor ki yine yüksekliği 9 santimetre. Burası 9 santimetre ve taban yarıçapı da R'si 4 santimetre olan bardakla su doldurulmak için bardakla kaç kez boşaltılması gerekir? Ne yapabiliriz hemen? Bunun hacmini V1 deyip buluruz. Bununkini de V2 deriz. V1, V2'den kaç tane alır diye bulabiliriz. O zaman başlayalım. Silindirin hacmi neydi hatırlarsanız? Silindirin hacmi pi r kare çarpı h'tı. O zaman birincinin hacmini bakalım. Ne olacakmış? Pi, r'si kaç? 8. Ne yapıyoruz? 8'in karesi çarpı yüksekliği 90. İkinci ne oluyor? Yine aynı şekilde pi, r'si 4'ün karesi çarpı yüksekliğe 9. Ben bunu v1'i v2'ye bölersem ne oldu? Kaç tane aldığını bulacağız. Bakın pi'ler gitti. Ne oldu? 64 çarpı 90 bölü 16 çarpı 9. Bakın 64'ü 16'ya bölünce buradan bir 4 kaldı. 90'ı da 9'a bölünce 10 oldu. O zaman hiç hesapları da yapmadan hemen cevabın 40 tane bunlardan boşaltmamız gerektiğini anlayabiliriz arkadaşlar. Evet, üçüncü bir sorumuz. İçinde 240 santimetre küp su bulunan dereceli kaba özdeş 5 tane, dikkat edin, 5 tane demir bilye atılınca seviye 400 oluyormuş. Ve gördüğünüz gibi bilyelerin hepsi batmış. Her birinin hacmine V desek tüm cisimler ne kadar sıvı taşırır? Konu anlatımda da ısrarla söylemiştim. Batan hacmi kadar. O zaman 5V'lik artışa karşılık gelen sayıyı ben biliyorum. Bakın 240 iken 400 olduğuna göre ne kadar artış olmuş? 160. Demek ki her bir V'nin tanesinin 32 santimetre küp olduğunu bulmuş olduk. Neyi soruyor? Bilyelerden birinin yarıçapı. Bilye nasıldır? Küresel bir şekildir arkadaşlar. Ve o zaman hacmini biz bulabiliriz. Bilyenin hacmi neydi hatırlatalım? 4 bölü 3 pi r küpten bulacağız. Ve bunun cevabının 32 olduğunu biliyorsun. Bakın ne demiş? Pi'yi de burada 3 alın demiş. O zaman bununla bu gidince ne oldu? R küpün cevabı 8. Hangi sayının kübü? R eşittir 2 diye bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, ne demiş? Ölçekli bir kabın içine 200 santimetre küp kuru kum varken, bakın hemen canlandıralım. Şu seviye 200 olduğunu düşünelim arkadaşlar. Şurada da işte kumumuz kuru halde nerede duruyor? 200 seviyesinde duruyor. Buna 50 santimetre küp su attığınızda kaç olması bekleniyor teorik olarak? 250 olmamız lazımken kaç olmuş? 210 olmuş, dikkat edin. Düşündüğünüz teoriler buyken gerçekler bu olduğuna göre aradaki kayıp nereye gitti? İşte kum tanelerinin arasına ne oldu? Su tanecikleri girmiş oldu arkadaşlar. O zaman ne oldu? Şöyle diyebilir miyiz? 200 santimetre küplük kuru kumda, değil mi? Ne kadar boşluk varmış? Yani siz 250 olmanız gerekirken 210 olduğunuza göre bunun demek ki 40 santimetre kübü havaymış ya da boşluklu yapı. O zaman 160 santimetre kübü gerçekten bunun kummuş arkadaşlar. Şimdi buna göre diyor ki kuru kumun hacminin yüzde kaçı havadır diye soruyor. Bakın 200'de ne kadarı havaydı dikkat ederseniz? 40'ı havayken o zaman yüzde kaçtır diye sorulduğuna göre aradığımız cevap kaç olacaktır? %20'si diye bulmuş oluyoruz arkadaşlar.
Evet, beşinci bir sorumuz. K ve L maddelerinin sıvılarının kütlesi, dikkat edin bazen bunların yerleri değiştirilebilir, uyarmıştım konu anlatımında. Kütle hacim grafiği verilmiş. Öz kütle. Neydi öz kütlenin ifadesinde bulurken ne yapıyorduk? Kütle değerini hacim değerine böleceğiz. Bakın K. Grafiği nerede yakaladığına dikkat edin. Bakın çizilmiş. Bakın şurada çok güzel yakalıyor. O zaman burada kütlenin değeri 30 iken hacmin değeri kaç? 5. O zaman K'nın öz kütlesi hemen kütlesi 30. Hacmi 5 olduğuna göre öz kütlesi kaç? 6. Sıra geldi L'ye. L nerede yakalamış? Bakın yamuk yumuk gidiyor. Burada hiç yakalayamıyor. Bakın şurada güzel yakalıyor. Ne oluyor? Kütle değeriniz 20, hacim değeriniz 15. O zaman 20 bölü 15'ten biraz 5'e de bölelim. 4 bölü 3 oldu mu? Size bunların değerini soruyor. Hemen bölüyorum. 3'ü de yukarıya aldığımız zaman 18 bölü 4. Biraz da sağa değiştirdik. 9 bölü 2 diye bulmuş olduk arkadaşlar. Evet, ne demiş? Taş seviyesine kadar su dolu bir kaba. Bakın hemen canlandırın şekilsiz sular. Şu seviyeye kadar su var, değil mi? İçeride suyumuz mevcut. Suyun da öz kütlesinin 1 olduğunu. Ne diyor? Öz kütlesi 3 olan bir cisim bırakılınca. Bakın öz kütlesi 1 diye buranın. Suyun öz kütlesi 1. Siz 3 öz kütleli bir şey atarsanız ne olur? Cisim gibi batacaktır, değil mi? Ve ne oluyor? Burada da dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Bu cismin hacmi ne oluyorsa arkadaşlar, siz de ne yapmanız lazım? Aynı hacimde dikkat ederseniz dışarıya sıvıyı taşırmanız lazım. Yani V hacminde. Bu cismin hacmi V oluyorsa siz de o zaman V hacminde sıvıyı dışarıya taşırmanız gerekecekti arkadaşlar. Ve renk değiştireyim ki orada biraz daha böyle belirginleştirelim arkadaşlar. Buranın hacmi V ise siz de dışarıya V hacminde taşıracaksınız. Batan hacmi kadar demiştik. Ve ne diyor? 20 gram sıvı taşıyormuş. Bakın buraya gelen sıvı aslında 20 grammış. Yalnız bu kütlesi. Hacmini nasıl bulabiliriz? Dışarı taşıyanın hemen uyanacaksınız. D eşittir M bölü V ise. Bu bir su biliyorsunuz. Öz kütlesi 1. Kütlesini biliyorum ne kadardı? 20. Hacmini bilmiyordum. O zaman dışarı taşıyanın hacmin de 20 santimetre küp olduğunu bulduk. Bakın. Diyor ki kap kaç gram ağırlaşmıştır? Bir sistemdeki, bakın konu anlatımda da bunu söylemiştim. Bir sistemdeki ağırlaşma miktarını çok ilkel bulacağım. Gelen kütle ile giden kütlenin arasındaki farktır. Dışarı giden kaç gramdı? 20. Peki gelen cisim kaç? İşte hemen bunu da bulacağız. D cisim neydi? M cisim bölü V cisimden buluyorum. Bakın başka malzememiz yok. Cismin öz kütlesi kaç? 3. Kütlesini bilmiyorum ama hacmini buldum. Nereden? Siz burada dışarı taşınan 20 ya, siz bu cismin hacminin de 20 olduğunu bulduğunuza göre o zaman cismin kütlesi 60 grammış. Demek ki bu kaba gelen cisim 60 grammış. O zaman kaptaki ağırlaşma miktarının cevabı da 40 gram diye bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Bunun biliyorsunuz arkadaşlar bir versiyonu, daha değişik bir versiyonu bu sene AYT sınavında da sordular. Atom çekirdeklerinin kaynaşarak yeni bir çekirdek oluşturmasına ne denir? İşte burada özel bir durumla tanışacağız arkadaşlar. İki tane tanımımız var burada. Birincisi ne? Fisyon dediğimiz bir tanım var. Diğeri de füzyon dediğimiz bir tanım var arkadaşlar. Bunu da nasıl ayırt edebiliyoruz? Bakın. Fi tek nokta. Bu ne demek şu? Ağır bir çekirdeğin küçük parçalara ayrılmasına fisyon denir. Bakın burada iki tane nokta var değil mi? Oradan ipucu hemen. İki tane küçük çekirdek gelir, büyük olarak kaynaşır, yeni bir çekirdek oluştururlar. İşte tek çekirdeğin küçük parçalara ayrılmasına fisyon, iki küçük çekirdeğin kaynaşarak ya da birleşerek büyük bir çekirdek oluşturmasına da füzyon adı verilir. İşte iki çekirdeğin kaynaşarak yeni bir çekirdek oluşturmasına da dolayısıyla arkadaşlar füzyon olarak adlandırıyoruz. Evet. Düşey kesitleri şekildeki gibi olan kapların içinde H düzeyine kadar D öz kütleli sıvı var. Bakın şuraya kadar, bakın D var. Burada da yine D var. Buraya kadar da yine D var. Ne diyor? Kaplara 2H düzeyine kadar D öz kütleli sıvı ile karışabilen ne diyor? 2D eklenecek dikkat ederseniz. O zaman bakın hemen ne yapıyoruz? Şuralara da ikişer D öz kütleli sıvıyı ekledik mi? Şimdi burada uyanacağınız şey şu. Diyeceksiniz kabın şeklinin bu işte önemi var mı? Kabın şekli normalde önemli değil. Fakat şuna dikkat edin. Buradaki 2D ile buradaki D'nin hacimleri aynı mı? Burası V ise burası da V. Evet. O zaman elde edeceğiniz sonuç ne olur? Bu işin tam ortası olması lazım. Yani nedir? 2 ile 1'in tam ortası kaç olur? 1,5D olurken. Şimdi buraya geldiğinizde dikkat edin ki D'den çok var arkadaşlar. 2D daha az değil mi?
Kabın tipinden dolayı dikkat ederseniz bakın üst taraf daha küçük, alt taraf daha büyük. O zaman sonucunuz maalesef 1,5 olamaz. Ne olması lazım? Kimden çoksa hacim ona yakın. O zaman D'ye yakın. O zaman sizin ikinci kapta L'deki elde edeceğiniz karışım 1,5 D ile D'nin arasındaki bir sayı olması gerekirdi. Atıyorum 1,5'tan küçük diyeyim. Fakat K'ya geldiğiniz zaman K'da elde edeceğiniz karışıma dikkat edin şimdi. Ne olacak? D'den mi çok var? 2D'den mi? Bakın daha çok yer kaplayan 2D ise bu sonuç o zaman tam ortası madem 1,5D ise 1,5'tan bu tarafa doğru kayacak. O zaman K'nın değeri de 1,5D'den büyük ama 2D'den küçük olacak. O halde en yoğun hangisi oldu? Hangisinde 2D'den çok vardı? K'da. O zaman K'nın öz kütlesi büyüktür. M'den. O da büyüktür. L'den diye bulacağız arkadaşlar. B şıkkındaki gibi. Kimin hacmi çoksa ona yakın çıkacaktı. Evet, dokuzuncu bir soru. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişmeye bir örnektir? Bakın, kimyasal değişimlerde ne oluyordu arkadaşlar? Maddenin yapısında değişiklikler meydana geliyordu. Paslanmalar, küflenmeler, başka çürümeler. Bu gruba örnek. Bakın, demirin paslanması kimyasal. Etin çürümesi kimyasal. Ekmeğin küflenmesi kimyasal. Yaprağın sararması kimyasalken camın kırılması arkadaşlar bu bir fiziksel değişimdir. Ne oldu? Tamam, şekliniz aynı değil ama yapınız, atom yapınız, hiçbir şeyiniz değişmemiştir. O yüzden de fiziksel değişim D şıkkındaki gibidir. Evet, 10. soruya geldik. 200 santimetre küp hacimli taşırma kabı 180 seviyesine kadar suyla doluymuş, dikkat edin. Bu kaba 200 gram kütleli cisim, bakın cismin neyini soruyor? Öz kütlesi. Bakın cismin öz kütlesi. D cismi nasıl bulacağız arkadaşlar? Cismin kütlesini hacmine böleceğiz. Zaten cismin kütlesini vermişler. Tek soru bunu bulmamız işte. O zaman cismin hacmini bulursak bu iş bitecek. Suya tamamen batıyormuş cisim. Ne güzel battı. Ve 30 santimetre küp su taşıyor. Buraya 30 santimetre küp su gelecekmiş. İyi de buraya 30 gelmeniz için önce yukarı çıkmanız gerekmiyor muydu? Taşma seviyesine ulaşmamız lazım değil mi 200'e? O yüzden önce 200'e çıkacağız. Yani ne lazım bize? Önce bir 20 çık. Sonra 30 boşalt olduğuna göre demek ki bu cismin hacmi ne kadar olmalı? 50 olmalıydı. O zaman bu cismin öz kütlesi de kaç olmalı? 4 olarak bulmalıydık. Evet, çok güzel bir soru. Eşit kütleli 2 santimetre küp ve 3 santimetre küp hacimli iki sıvı birbirine karışıyormuş. Karışımın öz kütlesi 2,4 ise 2 santimetre küp hacimli sıvının öz kütlesi. Şimdi biz nasıl buluyorduk? Karışımların öz kütlesini hemen şöyle buluyorduk. Kütlelerini toplayıp hacimlere bölüyorduk hatırlıyorsanız. Ne diyor bize? Kütleler eşit. Hadi bilmiyoruz ya. M ve M yazalım. Birincinin hacmi 2. Diğeri de 3. Ve siz bu sonucu biliyorsunuz. 2,4. Ne güzel ya. Bakın üst taraf 2M. Burası 5 yaptı. 5 ile de içler dışlar yaptım hemen. 2,4 çarpınca 12 oldu mu? Ne güzel. M'nin tanesi kaçmış? 6 grammış. Şimdi ne soruyor bize? 2 santimetre küp hacimli sıvının bize dikkat ederseniz öz kütlesi. Yani şurayı soruyor bakın. D diyelim eşittir. Kütlenin değerini biz bulduk kaç? 6. Hacmi de 2 ise o zaman bunun değeri kaç çıkıyor? 3 gram bölü santimetre küp diye bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Yukarıdaki tabloda öz kütleri verilen sıvıların hacimleri eşitmiş. Bu sıvılardan bazıları bir kapta karıştırılınca 7 öz kütle. Eşit hacimde ne oluyordu arkadaşlar? Eğer İki sıvı karıştırılıyorsa ne olması lazım mı? D karışımın değeri hemen D1 artı D2 bölü 2 değil mi olmalı? O zaman karışım 7 olacaksa 7 kere 2'den o zaman D1 ile D2'nin değeri 14 sayısını sağlamalı. Bakıyorum iki sıvı karışan PU. P kaç? 10. U kaç? 11. 21 yaptı. O zaman bu olamaz. Peki 3 sıvı karışsaydı ne olacaktı? D karışımın değeri şöyle bulunacaktı. D1 artı D2 artı D3 bölü 3. Sonucun 7 çıkması için o zaman ne oldu? D1 artı D2 artı D3'ün cevabının 21 olması gerekiyor dikkat edin. O zaman 3 sayının karışımının toplamı 21 olacak. Bakalım hemen bakalım. X, Y, Z demiş. Toplayalım bu üçünü. 12, 20, 23. O zaman olmaz. X, Z, T. X, Z, T. Bakalım. 12, 3 daha, 6 daha. Topladık 21. O zaman aradığımız cevabı da bulmuş olduk arkadaşlar. Eşit hacim demek biliyorsunuz aritmetik ortalamadır. Evet, kanalıma da arkadaşlar abone olarak
oynatma listelerinden de listelerini çok rahat ulaşmanızı sağlamaya çalışıyorum. Bununla ilgili dediğim gibi herhangi bir eksiğimiz, gediğimiz varsa da bize mesaj da atabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki çalışmamızda yine görüşeceğiz arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.